Haftalık basın toplantımıza hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Dün Gölbaşı'nda bir polisimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz da hayatını kaybetti. Evvelsi gün ebediyete uğurlandı. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet takdiratının da affedilmesini diliyorum. Elbette kederli ailesine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak kimseye evlat acısını vermesin. Muhterem arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen hafta sonunu Diyarbakır'da genel idare kurulu toplantımızı yaparak idrak ettik, gerçekleştirdik. Hem genel idare kurulu üyelerimiz hem il sorumlularımız ve il müfettişlerimiz bir araya geldik. Bu bizim Diyarbakır'a son dönemlerde yaptığımız üçüncü ziyaretimiz oldu. Diyarbakır'ımızı önemsiyoruz. Diyarbakır'ımız bu bölgenin en önemli şehri ve aslında bölgeyle birlikte mütalaa edildiğinde de gerek tarımda, gerek hayvancılıkta, gerekse sanayide sürükleyici olabilecek bir ilimiz. Bu potansiyel harekete geçirilebilse Güneydoğu Anadolu'muz, Doğu Anadolu'muz bütünüyle ayağa kalkacak kanaatini taşıyoruz. Nüfus istatistiklerine baktığımızda Diyarbakır göç veren bir ilimiz. Aslında hem göç alan hem de göç veren. Bütün illerimizde benzer bir durum söz konusu. Köylerden ve ilçelerden şehir merkezine bir göç var. Aynı zamanda da ilden bir bütün olarak batıya bir göç var. Tabii Diyarbakır aynı zamanda çevre illerden de göç alan bir konumda. Fakat istatistikler gösteriyor ki Türkiye'nin en çok göç veren illerinin başında Diyarbakır geliyor. Aslında oradaki müteşebbis insanlarla görüştüğümüzde ki esnaf odalarıyla görüştük. Geçmişte gittiğimiz zaman ticaret ve sanayi odasıyla görüştük. Aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle bir araya geldik. İnsanlarda hem bir istek var yatırım yapmak için çaba sarf ediyorlar. Hem de bir endişe var. İnsanlar o bölgede yatırım yapmak istemiyor. İşte bu çelişkinin ortadan kalkmasına ihtiyaç var. Bunu da ortadan kaldıracak olan iktidar partilerinin uyguladığı politikalardır. Maalesef bu hükümet ısrarla üzerinde durduğumuz gibi üretime dönük yatırımlardan kaçınıyor. Devlet bu yatırımları yapmaz. Tam bir kapitalist zihniyet. Devlet yatırıma girmez ama öyle garip bir politika sergileniyor ki bunu anlamak da mümkün değil. Çünkü fabrika kurmayan devlet hayvancılığa soyunuyor. O bölgedeki besicilerin karşısına rakip olarak çıkmaktan çekinmiyor. Efendim et fiyatları yükselmiş. Besiciler bu memleketin halini hiç düşünmeden fiyatları yükseltmişler.
Gariban et diyemiyor. O halde dışarıdan et ithal edelim deniliyor. Büyükbaş hayvan ithal edelim deniliyor. Devlet bunu yapıyor. Öbür taraftan tarımda ciddi bir sıkıntı var. Topraklarımız ekilip biçilmiyor. Özellikle o bölge için söylüyorum. Ama dışarıdan 5 milyon ton buğday ithal etmekten çekinmiyor devlet. Ayrıca yeterli ithalat üretim dışarıda yapabilmek için, ihtiyacımızı karşılayabilmek için yurt dışında toprak kiralama yolunu bile deniyor. Bunu anlamak hakikaten imkansız. Ama yatırım yapmaz denilen devlet ne hikmetse 15 yıldır inşaatçılığa soyundu. Türkiye'nin en büyük inşaat şirketi TOKİ. Her yerde en devletin ucuz imkanlarını kullanarak, arazileri alarak inşaatlar yapıyor. Bizim müteahhitlerimizin ondan çok daha iyi yaptığı işleri kendisi sırf bir rant elde etme uğruna devlet yapıyor. Bu çelişkiyi kimseye izah edemezsiniz. Birinci noktada tarım için söylediğimi özellikle bu dönemin bütçesinde görmek insanı hayrete düşürüyor. Devlet fiilen suç işliyor. Bütçede bir takım rakamlar var. Onlardan bazılarını size takdim edeceğim. Tabii bütçe noktasına gelince biraz sonra onu biraz daha detaylı aktaracağım. 5488 sayılı tarım kanununa göre devlet gayri safi milli hasılanın %1'den daha az olmamak üzere çiftçisine destek vermek zorunda. Kanuna koymuş. Gayri safi yurt içi hasıla önümüzdeki dönem 3,44 trilyon lira. Yani devletin çiftçiye vermesi gereken destek miktarı en az 34,5 milyar TL olması icap eder. Ama bütçeye konan 14,8 milyardır. Bunu anlamak mümkün değil. Kendi çiftçisiyle rekabet edebilmek için, kendi çiftçisini, besicisini ezebilmek için dışarıdan başkalarının desteklediği çiftçinin ucuz etini Türkiye'ye getiriyor, güya vatandaşa ucuz et yedirebilmek için. Ama kanunen kendisinin çiftçiye ve besiciye vermesi icap eden 34,5 milyar TL'lik destek yerine 14,8, 15 milyar TL destek ayırıyor. Nasıl izah edeceksiniz bunu? Biz kendimize yeterli bir tarım ülkesiyken, besici ülkesiyken nasıl oldu da et ve buğday ithal eder hale geldik? Saman ithal eder hale geldik. İşte devlet yapması icap edeni yapmadığı için. Yani bu öyle garip bir iş ki bu kanunu değiştir ya, hiç olmasa ben çiftçiye destek vermeyeceğim de, bu maddeyi kaldır. Bu kanunu yapmak hükümetin elinde. O kanun orada duracak. Ve sen de suç işlemeyi kendi için bir vazife göreceksin. Hakikaten bu mantığı anlamak mümkün değil. Normal şartlarda bunu mahkemeye götürseniz devlet suç işlediği için ceza çıkar. Hatta bu parayı tahsis etmek mecburiyetinde kalır eğer o kanun maddesini değiştirmez.
güleriz ağlanacak halimize. O bölgenin ayağa kalkması aslında birdenbire bizim ekonomimize büyük bir katkı sağlayacaktır. İç göçü durduracaktır. Tarımda ve hayvancılıkta ithalata ihtiyaç kalmayacaktır. Yeni iş imkanları doğacaktır ve aynı zamanda da böylece iç göçün yanında işsizlikte de bir azalma meydana gelecektir. Diyarbakır hakikaten insanlarının yapısı itibariyle benim gördüğüm en büyük potansiyele sahip illerden bir tanesi. Ama elinden tutan yok. Hükümete ısrarla söylediğimiz bir söz var. Hiçbir yerde yatırımcı kendi devletinin desteğini arkasında görmezse yatırıma girmez. Davet ediyoruz diyorlar. Yurt dışından da yatırımcılar gelsinler, Türkiye'de yatırımlar yapsınlar diyorlar. İyi güzel de bu yatırımları niye yapacaklar? Sanayi olsun, tarım olsun, hayvancılık olsun, yüksek teknoloji gerektiren bir takım yatırımlar olsun, her zaman sıkıntıya düşebilir. Karşısına haksız rekabetle çıkanlar olur. Sizi ezebilmek için dumping yapanlar olur. Siz yerine göre bir takım finansman sıkıntıları çekebilirsiniz. Sattığınız malın parasını satmış olmanıza rağmen tahsil edemeyebilirsiniz. Bu gibi şartlarda devletin mutlaka sizin yanınızda bulunacağından emin olmalısınız yatırım yapabilmek için. Yoksa biz şartları hazırladık, hadi siz gidin yatırımınızı yapın. Bu sanayiyi bilmemektir. Bu devletin yönetiminde sizin üzerinize düşen vazifenin ne olduğunu idrak etmemektir. Umurlarında bile değil. Ne işsizlik rakamları, ne dış ticaret açığı, ne iç göç, ne milli gelirin gayri adil dağılımı, umurlarında bile değil. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz bölgeyi, özellikle Diyarbakır'ı ve bölgeyi önemsiyoruz. Bundan dolayı da Anadolu'nun, iç Anadolu'nun, güneyinin, kuzeyinin, güneydoğusunun topyekun kalkınabilmesi için çok ciddi projelerle o bölgeye gidilmesi, yaklaşılması gerektiğine inanıyoruz. Saadet iktidarında o bölge Türkiye'nin özellikle tarımda ve hayvancılıkta en gelişmiş bölgesi olacak ve biz artık gıda maddesi ithal eden değil, ihraç eden bir ülkesi haline geleceğiz. Muhterem arkadaşlar, tabii bu noktaya gelmişken bütçenin genel yapısıyla ilgili birkaç noktaya daha temas etmekte fayda görüyorum. Bütçe görüşmeleri birkaç gün içinde tamamlanıyor. Ancak bütçe mantığında geçen yıllara göre hiçbir değişiklik yok. Yani insan hakikaten üzülüyor. Bütçe bir ülkenin kalkınması, problemlerinin çözülmesi için hazırlanır. Bütçe hazırlamak heyecan ister. Siz başınızı önünüze eğmişsiniz, açığı nasıl kapatacağım, hiçbir projeniz yok. İşsizliği nasıl durduracağım, hiçbir projeniz yok. Geliri nasıl artıracağım, hiçbir projeniz yok. İhracat nasıl daha fazla artacak, ithalat nasıl kısılacak, hiçbir projeniz yok. 15 yıldır iktidarda bulunan bir partinin bu kadar acize düşmesi artık bu işlerin üstesinden gelemediğinin en açık delilidir. Tekrar tekrar söylüyoruz. Maalesef bu bütçede işçi yok.
memur yok, çiftçi yok, sanayici yok, besici yok. Yani sözün kısası vatandaş yok. Ne var bu bütçede? Bu bütçede faiz var, borç var, vergi var, zam var. Siz bu işle, bu mantıkla bu ülkenin hiçbir problemini çözemezsiniz. Bundan dolayı bütçe rakamlarına baktığımız zaman bütçe 762,8 milyar lira olarak gözüküyor harcama kalemleri. Gelirler ise 696,8 milyar lira. Yani bu bütçe 65,9 milyar lira açık veriyor. Gelirler de 599,4 milyar lira olarak gözüküyor. Cumhuriyet tarihinin her sene faiz giderlerinde rekorunu kırıyorlar. Rekora doymadılar faizde. Her sene bir öncekinden daha fazla. Şimdi bütçe rakamlarının içine önümüzdeki yıllarda denk bütçe yapamadıkları için açık vereceklerini biliyorlar. Bu açığı kapatabilmek için yeni borç alacaklar. Bu borçlarında faizlerini ödemek mecburiyetinde kalacaklar. Bugünkü şartlar altında bu senenin faiz yükü geçen sene işte 57,5 milyar TL idi. Önümüzdeki sene 71,7 milyar liraya çıkacak. Faiz sadece. Ondan sonraki sene 86 milyar liraya çıkacak. Ondan sonraki sene 95 milyar liraya çıkacak. Bu rakamlar bütçenin içinde Maliye Bakanlığı'nın verdiği rakamlar. Tahmin değil. Bizim tahminimiz değil. Onlar tahmin ediyorlar. Ama bu sene olduğu gibi faiz giderlerinin yükselme ihtimali var. Daha da yukarıya çıkma ihtimali var. Çünkü bütçeyi nasıl denkleştirebilecekleri konusunda hiçbir fikirleri yok. Israrla söyledik. İki konuya önem versinler, denk bütçe yapılır. Birisi yolsuzluğu önleyecekler, ikincisi de israfı durduracaklar. İsraf nosyonu diye bir nosyon yok bu arkadaşlarda. Ya yani ne israf, onu bilemiyorlar. İtibar kazanmak için yapılan her yatırımı da israftan saymıyorlar. Ya esas itibar kazanmak için yapılan yatırım israfın ta kendisidir. Yani yapsınlar, görsünler, bak neler yapıyoruz diyebilmek için. Problem çözmek için değil. Karşı tarafa amma da büyük yatırımlar yapmışlar ha dedirtmek için. Bu mantıkla ülke yönetilemez. Yatırımlara ayrılan pay 68,8 milyar lira. Ama hangi yatırımlar derseniz üretime dönük bir kuruş yok bunun içinde. Bir kuruş yok. Sadece inşaat var. Sadece parayı toprağa gömme var. Bunun bir getirisi yok memlekete. 15 yıldır parayı toprağa gömmekten usanmadılar. Çünkü en büyük rant parayı toprağa gömdüğünüz zaman elde ediliyor. Maalesef. Üzülerek söylüyoruz. Bunun farkında olmamaları da mümkün değil. Ama ne yazık ki buradan vazgeçemiyorlar. Bu yatırımlara baktığımız zaman faiz giderleriyle mukayese ettiğiniz gibi ne dedik? Yatırıma ayrılan pay 68,8 milyar lira. Faize ayrılan pay 71,7 milyar lira. Peki bu 68,8 milyar lira nereye gidecek? Eğitime 14 milyar lira veriyorlarmış. Ne yapacaklar? Bina yapacaklar. Gene biraz daha akıllı tahta alacaklar. Birkaç tane bilgisayar alıp verecekler öğrencilere. Hastalıkta biraz bu işi durdurdular. Niye? Efendim biz para harcamıyoruz. İşte şehir hastaneleri vasıtasıyla biz başkalarına yatırım yaptırıyoruz. Böylece devletin kesesinden bir şey çıkmıyor. Ama ileriye matuf.
oradaki açığı kapatmak için ne kadar para ödeme durumunda kalacakları burada yazılı değil. Bilemiyorlar çünkü. Köprülerde biz bunu gördük. Yalnız dün Sayın Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması, inşallah bunu gerçekleştirirler, biraz yüreğimize su serpti. Dedi ki şehirlerin içinde yeni yapılmış hastaneleri kapatacağımız söyleniyor, bu doğru değildir. Halbuki bu projenin, şehir hastaneleri projenin temelinde bu var. Şehir içindeki hastaneler kapatılacak. Yeni açılan şehir hastanelerine halk sevk edilecek. Bekleyip göreceğiz. Şu ana kadar kapatılan hastaneler var. Şimdi bundan sonra ne olacağını takip edeceğiz inşallah. Muhterem arkadaşlarım, iki bütçe rakamı bayağı artmış. Birisi Milli Savunma Bütçesi, yaklaşık olarak %40 civarında bir artış görülüyor. 2017'de 64 milyar liradan 2018'de 92 milyar liraya çıkıyor bu bütçe. Bu demektir ki milli savunma harcamalarına ciddi miktarda bir artış getirildi. Umarız bu barışı tesis etmek için olur. Elbette biz Türk ordusunun en modern silahla donatılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bizim inancımızda keşke bu yatırımların büyük bir kısmı o silahları, o vasıtaları kendi yapmamız için tahsis edilmiş olsaydı. Laf üretmekten geri durmuyorlar ama. Hep 2023. Hiç gelecek sene yok. Gelecek sene FOYA çok çabuk meydana çıkacağı için en azından bir 6 senelik tolerans tanıyorlar. 6 sene sonra da bir 6 sene daha müsaade isteyecekler bir takım projelerin gerçekleşmesi için. Eğer ömürleri yeterse, ki ben ömürlerinin artık 2023'e kadar yetebileceği kanaatinde değilim. Çünkü pilleri bitti. Artık taşıyamıyorlar omuzlarındaki yükü. Bundan dolayı da millet önümüzdeki seçimlerde mutlaka tercihini yeni bir değişiklik için yapacak ve inşallah Milli Görüş iktidara gelecek, o zaman biz onu el birliğiyle göreceğiz. İkinci ciddi artış ise mahalli idarelerde, belediyelere ve özel idarelerine verilen artış. Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu çok önemli bir artış. Ama milletin gözünün içine baka baka millete rüşvet vermeyi de içimize sindiremiyoruz. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle Güneydoğu'da belediyeleri kayyumlar yönetiyor. Millet orada yanlış bir tercih yapmış olabilir veya seçilen bir insan suç işlemiş olabilir. Suç işlediği takdirde görevden alınabilir. Ama bunun bir kuralının olması icap eder. Olağanüstü halden istifade ederek siz belediyeleri bütünüyle tayinle yönetmeye kalkarsanız bu demokrasiye de aykırıdır. İnsan haklarında aykırıdır. Bu doğru bir iş değildir. Niye bir belediye başkanı görevden ayrıldığı zaman AK Partili bir belediye başkanı, belediye meclisleri hemen onun yerine yeniden birisini seçiyorlar? Aynı hakkı oradakilerine de verin. Efendim, belediye meclisleri de suçluydu. Onun için topyekun değiştirdik. O zaman seçime gidin. Şimdi siz kayyumlar vasıtasıyla buraları yönetirken onların eline bol miktarda parayı vereceksiniz ve millete diyeceksiniz ki bak, kayyumlar seçilmişlerden daha iyi yönetiyor. Yani milletin gözünün içine baka baka böyle bir yola başvurmak milletle alay etmek manasına gelir. Efendim, hizmetler gidiyor mu, gitmiyor mu? E gidiyor. Ama sen bütün kuralları çiğniyorsun. O bölgelerde yapılan her gayrimeşru işte hükümetin vebali var. Ya o gayrimeşru işleri göremedikleri için
veya görmüş olmalarına rağmen tedbir almadıkları için. Bu yönetememek demektir. Biz bunu yeni değil, geçmişte tekrar tekrar söyledik. Sokakların altı dinamitlerle doldurulurken, yerleştirilirken siz bunun farkına varmayacaksınız. Bu gaflet demektir. Gaflet uykusuna yatmışsınız, görmüyorsunuz. Ama daha da fecisi, göreceksiniz ama böyle bir hadise patlak versin, ben böylece bütün yetkileri elime alayım, ondan sonra da seçimlere giderken bak ben kayyumlarla ülkeyi nasıl idare ediyorum diye vatandaşa tafra atmaya çalışacaksınız. Bu kabul edilebilir bir iş değil, yaklaşım. Bu demokrasi değil. Bu hakkaniyetle, hukukla bağdaşan bir yaklaşım da değil. Onun için biz tekraren söylüyorum, bu bütçeyi bir rant bütçesi olarak görüyoruz. Vatandaşın derdine derman olacak bir bütçe olarak görmüyoruz. Bu bütçe maalesef bir üretim bütçesi de değil. İhtiyaçlarımızı kendimiz karşılayalım diye hazırlanan bir bütçe de değil. Tam manasıyla bir tüketim bütçesi. Maalesef bu bütçe bir seçim bütçesi haline gelmiş vaziyette. Bu tarzda gayri samimi atılan adımlar hiçbir zaman bu adımları atanlara fayda sağlamıyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda biz bunu yaşayarak göreceğiz. Artık millet kendisini uyutmak, kendisinin gözünden gerçekleri saklamak, kendisini yalıtmak isteyenlere, iktidarda da olsalar, prim vermiyor ve vermeyecek. Her şey gözüküyor. Her konuda bir istismar kokusu var. Her konuda. Bundan dolayı milletimiz de bayağı sıkıntının içinde. Onun için dikkat edin. Yılbaşı yaklaşıyor şimdi. O yer yerinden oynuyor. Şimdi yılbaşındaki piyango biletinin tutarı ne kadar? 35 60 milyar 61 milyar milyon. Şimdi tabii rakamları da şaşırdık. Ne edeceğini. Öyle bir halde ki millet sadece acaba bir tutarsa yaşadım diye milyonlarca alacağından çok daha fazlasını piyango vasıtasıyla ödüyor. Çok daha fazlasını. Günahtır ya. Çünkü hiçbir piyango, bu bir kumar. Bunun adına kim ne derse desin. Şans oyunu, bu bir kumar. Milleti de maalesef bunun içine tam alıştırdılar. Adeta fetvasını bile verecekler. Devlet yaparsa bu kumar olmaktan çıkarmış gibi bir hava estiriyorlar. Her kumarda olduğu gibi kumarı planlayanlar daima daha çok kazanıyor. Bu sefer ne diyorlar? 35 milyon bilet satılacakmış. Toplam bugüne kadar 90 milyon bilet satılmış. 35 milyon bilet. Devletin buradan alacağı para vereceğinden çok daha fazla. Piyangoda daima devlet kazanıyor. Vatandaş da işte bir umut peşinde gidiyor. Tutturursa ne âlâ. Şimdiye kadar piyangodan para kazanıp da iflah etmiş kimseye rastlamadık. Hep bunların hikayeleri var. Adam birdenbire çok parayı kazanınca nevri dönüyor. Ne edeceğini bilemiyor. Hayata intibak edemiyor. Arkasından da kafasını bir kayadan öbürüne vuruyor ve sonu gene perişanlık içinde bitiyor. Yazık değil mi yani bizim milletimizi sadece piyangodan ümit besler hale getirmek? Allah akıl fikir versin. Bu dönem arkadaşlarım bir şey gözüküyor ki eğer biz memleketin halini düşünerek problemlerimizi çözmek üzere bir bütçe yapmazsak bu problemlerin hiçbirisi kendiliğinden çözülmez.
Bunun için önce israfı, yolsuzluğu durdurmak gerekir. Denk bütçe yapmanın birinci adımı israf ve yolsuzluğu ortadan kaldırmaktır. Siz bütçe yapacaksınız, harcamalarınızı belirleyeceksiniz, gelirleriniz belli zaten. Siz gücünüzün yetmediği israfa, yani sizi hayatı rahatlatacak yatırımlara bu sene girmeyin. Bekleyin. Üretime dönük yatırımları hızlandırın. Onun için bir numaralı mesele israfın, yolsuzluğun durdurulmasıdır. Bunu yaparsanız denk bütçe çıkar. Denk bütçeyi siz eğer yapabilirseniz faiz giderleriniz ortadan adım adım kalkar. Bunun arkasından ancak siz bir havuz sistemi kurarsınız. Havuz sistemiyle de devletin parasının çarçur edilmesini önlersiniz. Bugün bir havuz sistemi kuramazlar. Bugün bir de denk bütçe yapamazlar. Bugün bu faizleri ödemelerinin önünü kesemezler, kaldıramazlar. Mantıkları bu işe uygun değil. Bundan dolayı da bu ülkenin bugünkü haliyle bu memlekete fayda sağlaması, ülkemizin ciddi problemlerini çözmesi mümkün değil. Tekrarlarsak, işsizliği bu bütçe çözmez. Bu bütçe gelir dağılımında adaleti sağlamaz. Bu bütçe dış ticaret açığını kapatmaz. Bu bütçe borçları azaltmaz. Bu bütçe faiz giderlerini azaltmaz. Neye yarar bu bütçe? Harcamaları hangi bakanlığa ne kadar para ayıracağım, buna yarar. Halbuki bütçe ülkenin içine sürüklendiği problemleri çözmek için en önemli çalışma olarak görülmelidir. Arkadaşlarımız bunu yapmaktan ne yazık ki acizler. Aciz olduklarından dolayı da bunu çözmeleri mümkün değil. Prensiplerini değiştirecekler. Faizi bir dünya gerçeği gibi görmeyecekler. Bir sömürü aracı olduğunu farkına varacaklar. Borçlanmadan kalkınmayı, borçlanmamak için de israf etmemeyi öğrenecekler. Mutlaka yatırımlara, üretime dönük yatırıma destek verecekler. Özellikle de ülkemizde tarım ve hayvancılığı kendilerinin uyması icap eden kanunlara uyarak desteği 14 milyar liradan, yuvarlak olarak söylüyorum, 34 milyar liraya çıkaracaklar. Niye o 20 milyar lirayı koymuyorsunuz? Paramız yok. İsrafa var. Yolsuzluğu önlemediğiniz zaman o para bir yerden akıp gidiyor. O imkan var. Onun için bu arkadaşların bu problemleri çözmesi mümkün değil. Elbette bunları yapabilmek de bizim eskiden beri dilimize pelesenk ettiğimiz önce ahlak ve manevi değerlerin ihyası gerekir ki bu tip yanlışlıklar yapılmasın, bizi buraya götürür. Onun arkasından da dış politikada bugün içine sürüklendiğimiz badireden kurtulabilmek için de şahsiyetli bir dış politika anlayışını benimsememiz icap eder. Kudüs'ü gördük. Kudüs'le ilgili Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olduğu için Cumhurbaşkanı hemen İslam ülkelerini bir araya getirdi. Doğru bir adımdı. Ama maalesef daha fare doğurdu. Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan ettiler. Bunu da bir başarı gibi takdim etmeye kalktılar. Şunu görmüyorlar. Doğu Kudüs neresi? Kudüs'te şu anda nasıl bir durum var? Kudüs'te sadece Müslümanlar 2000 dönümlük bir araziye sıkıştırılmışlar. 16.000 dönümünü zaten İsrail işgal etmiş.
Müslümanların yaşadığı bölgede de asayişi gene ne yazık ki İsrail tesis etmeye çalışıyor. Daha doğrusu zulmediyor. Siz şimdi bunu zaten daha önceden alınmış buna benzer kararlar var. Ne manaya geliyor bu? Siz Kudüs'ü başkasına teslim ettiğiniz manasına geliyor. Böyle bir mantık olur mu ya? %85'ini siz Kudüs'ün İsrail'e terk edeceksiniz. Müslümanlara %15'ini, 16'sını layık göreceksiniz ve bunu da bir başarı gibi kamuoyuna yansıtacaksınız. Ayıptır. Onun arkasından da mangalda kül bırakmayacaksınız. Sizin stratejik müttefikleriniz aldattı diye. Hiç olmazsa bizim önümüzde bunları söylemeyin. Bizden koptuğunuz günden beri yaptığınız hataları tek tek her sene söyledik. Bütün tercihleriniz yanlış. Avrupa Birliği'ni medeniyet projesi olarak görmek yanlış. Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İsrail'i stratejik müttefik olarak görmek yanlış. Faizci kapitalist sistemi kalkınmanın yolu olarak görmek yanlış. Bunların hiçbirisinden vazgeçmiş değiller. Hiçbirisinden Avrupa kapısında kovulana kadar buradan ayrılmayız diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne posta koyuyor güya ama İsrail'le olan münasebetlerini bir türlü kesemiyor. Niye Mavi Marmara ile ilgili olarak yapılan anlaşmaya yırtıp çöpe atamıyorsunuz? Bu bir tercih. Bu bir risk almak. Ama doğru noktada. Siz İslam Birliği'ni bir tarafa bıraktınız. Şimdi 57 tane ülkeyi çağırdığınız zaman da onlar bir araya gelip sizinle beraber hareket etmiyor. Hatta şimdi öyle aklı evveller çıktı ki Batı, İslam aleminin içinde Filistin'deki toprakların Yahudilere Cenab-ı Hak tarafından vaat edildiğine onlar da doğrudur diyorlar. Okuduklarını, lisanlarında bile okuduklarını anlamıyorlar. Böyle bir hava oluştu. Kim bu havanın oluşmasına destek verdi? Bugünkü iktidar. Yok ya, ne suçumuz var bizim? Ne demek ne suçunuz? Bugüne kadar kaç kere İslam Birliği'ni dile getirdiniz? D8'leri niye ağzınıza almadınız? Avrupa Birliği Bakanlığı kurarken bu tarafta niye ayrıca bir bakanlık kurup biz bu münasebetleri nasıl geliştireceğiz diye bir projenin peşinden gitmediniz? Bunları yapmayacaksınız. Arkasından da tutup zarraf davasıydı bilmem nesiydi diye boşu boşuna emek sarf edeceksiniz. Hiçbir noktaya gidemezsiniz. Hemen şunu söyleyelim. Zarraf davasında biz çok açık olarak söyledik. Bu Amerika'nın Türkiye'ye karşı bir planıdır, projesidir. Bu doğru. Ama siz bu böyledir diye burada yaptığınız hataların üstünü örtemezsiniz arkadaş. Öyle şey mi var? Sen burada suç işleyeceksin. Hata yapacaksın, memleketi felakete sürükleyeceksin, zarraf davası Amerika böyle yapıyor diye de şimdilik buna temas etmiyor diyeceksin. El insaf, el insaf, el insaf. Bazen diyorlar ya, eğri oturup doğru konuşalım diye, biz de diyoruz ki niye eğri oturup doğru konuşalım, hem doğru oturalım hem de doğru konuşalım. Yanlışlıkları görmeden düzeltemeyiz. Hataların farkına varmadan doğru bir politika oluşturamayız. Bugünkü bütçe anlayışı, bugün meselelere dış politikada da yaklaşım, hükümetin maalesef ülke problemlerini çözemeyeceğinin en açık delili. Çözemezler. Bundan dolayı biz hükümete çağrıda bulunuyoruz. Gelin şu meseleleri çözebilmek için bütün politikalarınızı istisnasız bütün politikalarınızı sil baştan ele alın. Ama siz bunu yapmazsanız
şundan emin olun ki yarın Cenab-ı Hak indinde de bu milletin nezdinde de tarih önünde de hesap veremezsiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak inşallah bütün bu çalışmalarımızı hayra vesile kılsın. Biz ülkemizin hayrını her zaman diliyoruz. Güç ve kuvvet sahibi de Cenab-ı Hak olduğuna inanıyoruz. Bize bir görev düştüğü takdirde de bu görevin üstesinden gelebilecek olan tecrübeye, birikime, cesarete, bilgiye sahip olduğumuza inanıyoruz. Böyle bir kadromuz var, genç bir kadromuz var, dinamik bir kadromuz var ve Türkiye'nin bu noktada da bu problemleri çözecek olan en geniş kalifiye elemanı bizim kadrolarımızdadır diye düşünüyoruz. Bizim kadrolarımızda olmayanları da istihdam etmek için zaten kolları sıvadık. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum.